Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray olacak. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Tabii ki Galatasaray'ın gündeminin bir numaralı maddesi Fatih Terim'in gidip Dominic Torrent'in gelmiş olması diyebiliriz. Tabii ki Dominic Torrent de ayağının tozuyla hemen Florya'ya indi, antrenmanlara başladı ve doğal olarak onun futbol felsefesi nedir o konuşulmaya başlandı. Acaba Galatasaray'a kısa vadede bir etki yapabilecek mi konusu çok gündeme geldi. Tabii bunun da ötesinde değişim sürecinden bahsettik. Gidenler var, doğal olarak gelenler var, gelenlerden gidenler var ve tabii daha önemlisi transfer konusu gündemde. Denilebilir ki hani para yok, bu şartlar altında nasıl transfer yapılacak, ama kulüpler bir şekilde belli noktalarda transfer yapma zorunluluğunu hissediyorlar. Nitekim Dominic Torrent'in de belli noktalarda transfer yapma isteğinin olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle birkaç tane satır başı vereyim ama galiba şunu söylemek bir borcumuz size, o borcumuzu ödeyelim. Galatasaray videolarına gerçekten çok değerli ve önem gösteriyorsunuz, değer veriyorsunuz, değerli yorumlar yapıyorsunuz. Bu manada hepinize bir teşekkür ediyorum. Abone olarak verdiğiniz katkı da ayrıca bizi mutlu ediyor. Dominic Torrent neleri değiştirecek? Onlarla ilgili hem takım içerisinde oyuncular hem de oyun felsefesi açısından onları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Yıldız oyuncu geldiği gibi gidiyor iddiaları var. Kim bu yıldız oyuncu? Onunla ilgili de bilgi vereceğiz. Terim'in gidişi, yani Galatasaray'dan ayrılışı, bir oyuncunun da kabusu oldu. Onu da hemen vurgulayacağız ve Riera konusu çok tartışılan bir konu oldu. Yönetim mi çağırdı? Neden geldi? Ne oldu? Onunla ilgili bilgileri de paylaşmaya çalışacağız ama transferle ilgili bilgileri de vereceğiz. Çünkü transfer gündemindeki birkaç oyuncunun son durumları nedir? O konuda da bilgileri vermeye gayret edeceğiz. Öncelikle tabii ki Dominic Torrent, Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak, birçok kişinin iddiasına göre onun akıl hocası olarak Galatasaray'a geldi. Başkan Burak Elmas da kendisine çok güveniyor. Bize anlattığı proje çok yeterli ve geçerli bir proje. Kısa sürede onunla önemli mesafeler kat edeceğiz diyor. İddia bu şekilde. Peki Dominic Torrent'in oyun felsefesinde neler var? Onları sizlerle paylaşalım. Özellikle onları size okumak istiyorum. Tarzını kaybedersen kaybettiğinde hiçbir şeyin kalmaz diyor. Böyle bir başlıkla bir röportaj vermiş. O röportajdan bazı başlıkları sizlere okumak istiyorum. Rakibim 10 saniyeden fazla topa sahip olduğunda gergin oluyorum diyor. Bu şu manaya geliyor. Demek ki Torrent döneminde Galatasaray topu geri kazanma konusunda 10 saniyeden daha fazla sabırlı davranmayacak. Teknik direktör asla maç kazanamaz, çözümler verir diyor. Yani biz kenardan maçı kazanmıyoruz, çözümleri veriyoruz. Oyuncular da bunları yerine getiriyor. Fark yaratabilecek oyuncular için kendilerini rahat hissetmelerini sağlayacak bir ekosistem oluşturmalısınız diyor. Fark yaratacak oyuncular Galatasaray'da kimler var? Onlar bir özgürlük kazanacak diye düşünüyoruz. Bu konuda kimlerdir o fikir yürütürüz tabii ki. Geride beklemek iyi değildir. Çünkü sonunda santroforunun yanında hemen her zaman boşluklar oluşur diyor. Geride beklemek iyi değildir. Çünkü sonunda santroforunun yanında her zaman boşluklar oluşur. Neden? Çünkü siz geriye kapandığınız zaman ön taraftaki boşluklar çok daha fazlalaşıyor. Oralardan yararlanamıyorsunuz. Bir döneme damga vuran takımlar en az 4 yıl boyunca hep aynı teknik direktörle çalıştılar. Bu sistemin aynı olduğu ve oyuncular için daha kolay olduğu anlamına gelir diyor. Yani bize doğrudan doğruya sanki Fatih Terim'in 96-2000 yılları arasındaki sürecini anlatıyor gibi görünüyor. Tabii buradan şunu da çıkartılabilir, şu da söylenebilir. Ya işte kendisi de çok uzun vadeli çalışmak istiyor düşüncesi çıkabilir. Onunla ilgili de bilgiler geldi. Yani ne kadar süre çalışacak, ne kadar ücret alacak diye. Şöyle söyleyelim, futbolda hiçbir sistem bir diğerini etkisiz hale getirmez diyor. Futbolda hiçbir sistem bir diğerini etkisiz hale getirmez. Kazanıp kaybetmemek oyuncuların davranışlarına bağlıdır diyor. Bu biraz bize
Fenerbahçe'nin gönderdiği Pereira'nın hani sistem üzerine yaptığı konuşmaları hatırlattı desek yanlış olmaz. Bunu da özellikle vurgulayalım. Tabii ki çok uzun bir röportaj. Ben belli başlıkları almaya çalışıyorum. İnsanlar tiki takadan aşağılayıcı terimlerle bahseder. Burada mesele pas vermek değil, oyuncuları hareket ettirmek, rakibi 2 veya 3 kez yoklamak ve boşluk bulmaktır diyor. Tabii ki tiki takanın mantığını gerçekten de yanlış algılayanlar var. Onun sadece pas oyunu olduğunu, oysa o paslar gezinirken, o paslarda top gezinirken aradaki boşlukları bulabilmek amacıyla yapıldığını da biliyoruz. Oyuncu dönmek için hızlı olmalı, 20 metrede çok sezgisel davranmalı diyor. Demek ki 20 metrelik mesafelerde oyuncuların dönüşlerine çok değer verecek. Buna göre oyuncular belirlemeye çalışacak. Dominic Torrent'in felsefesi bu şekilde. Tabii ki bunların dışında birçok cümle söylenebilir ama ana başlıklarla bunu vurgulamaya çalıştım. Yani Galatasaray önde oynayacak, kreatif oyuncularına olanak tanıyacak. Buradan çıkarttığımız, yani geride fazla beklemeyecek. Teknik direktör takımından daha çok oyuncuların performansları, önce çözümler verilecek ama oyuncuların performansları Galatasaray'ı sonuca getirecek. Uzun uzun daha konuşacağız ilk maçı izledikten sonra. Ama şuradan başlayalım. Dominic Torrent ve 5 kişilik bir ekibi 1,5 yıllık sözleşme imzaladı ve bu 1,5 yıl içerisinde 1,5 milyon euroya mal olacak bir ücret alacaklar. Ya daha doğrusu Galatasaray'a 1,5 milyon euroya mal olacaklar, onu söyleyebiliriz. Dominic Torrent ekibinin. Tabii ki bu noktada çok yüksek bir bedel mi derseniz 1,5 yıl için yüksek bir bedel değil. Ancak Galatasaray zaman zaman yaptığı hatalardan bir yenisini daha ekledi. Onu da söyleyelim. O da gerçekten çok büyük tepkilere neden oldu. Mert Çetin, tercüman Mert Çetin'in yerine Mark Gonzalo Martinez'i getirdi. Kasımpaşa'da görev yapan ama getirdikleri o tercümanın 24 saatte görevden ayrıldığını söyleyebiliriz. Sebebi de malum, birincisi Beşiktaşlı olması, ikincisi Galatasaray'dan bahsederken malum takım diye bir cümle kurması Galatasaray camiasını ayağa kaldırdı ve Martinez de çok kısa bir süre sonra ayrılmak zorunda kaldı. Oyuncularla ilgili söyleyeceğim bazı cümleler var çünkü Dominic Torrent bazı oyuncuları öne çıkartıp bazı oyuncularla ilgili de farklı tasarruflar yapacağı konusunda ipuçları vermeye başladı, onu söyleyelim. Birkaç önemli nokta daha var takım içerisinden, transferden önce onu da söyleyelim. Işıtan Gün'ün futbol şubesinde daha aktif bir şekilde rol almaya başladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Arda Turan ne olacak? Çünkü o Fatih Terim'le çok yakın ilişki içerisinde cümleleri vardı. Onunla ilgili de hemen söyleyelim. Burak Elmas bir açıklama yaptı. Arda Turan bizim kaptanımızdır. Yolumuza onunla devam ediyoruz dedi ki bu da önemli bir nokta. Küçük bir not daha ekleyelim. Emrah Kayalıoğlu gazeteci arkadaşımız medya sorumlusu olarak göreve getirildi. Bu arada hani Allah korusun işte Ahmet Çalık olayından sonra bir an için böyle yüreğimiz ağzımıza geldi. Acaba eyvah falan dedik ama öyle bir durum değil. Hasarlı bir kaza yaptı Marcao. Herhangi bir sorunu yok. Sağlığıyla ilgili bir problem yok. Araçta bir hasar oluştu. Yani öyle korkulacak bir şey olmadığı için çok önde de vurgulamak istemedim. Şimdi transfere geçeceğiz tabii ki ama özellikle Dominic Torrent'in bu takım üzerinde ne tür değişiklikler yapacağı konusunda konuşalım. İlk değişiklik şurada oldu. Tabii ki maç günü ne kadar neler değişir bilmiyoruz ama çok eleştirilen İsmail Çipe sanki yedeğe çekilecek. Berk Balaban oynayacakmış gibi görünüyor. Çünkü gördüğümüz kadarıyla Torrent, Berk Balaban ve Cankat Yılmaz'a özel olarak ilgi gösteriyor ve Berk Balaban'ın da takımda sahaya çıkacak kaleci olduğu konusunda da elimize bazı bilgiler geliyor. Ama sonuçta bir de bakarsanız tecrübe yine İsmail Çipe'den yana olabilir, onu söyleyelim. Bu noktada bir önemli konu daha var, onu da hemen sizlerle paylaşmak istiyorum ki gerçekten çok önemli bir başlık. Daha önce de söylemiştim, yıldız oyuncu geldiği gibi geri mi gidiyor diye bir cümle söylemiştik ama o noktayı biraz aydınlatacağım sizlere. Öncelikle şu, Fatih Terim'in aldığı bir karar vardı. Asuncao
Luyendama ve Fatih Öztürk konusu. Bu noktalar henüz açıklık kazanmadı. Fatih Öztürk'ün Adana Demirspor'a, Luyendama'nın Antwerp'e ve Asuncao'nun da hani nereye giderse gitsin noktasında olduğunu söyleyebiliriz. Fatih Terim'in gidişinden sonra bu durum biraz askıya alındı, beklemeye alındı. Yeni hocaya bu oyuncular da gösterilecek. Muhtemelen onlar da bir şekilde bu konuda karar verilecek onlar hakkında da. Ve yeni hocanın ilk tespiti, yani Torrent'in ilk tespitine göre de kaleye, orta sahaya ve forvete, muhtemelen bu bir görüş alışverişi sonucu oluştu. Onları vurgulayabiliriz. Burada önemli bir transfer konusuna geliyorum şimdi. Transfer konusuna gelmeden önce şu Riera meselesini de aydınlatalım. Fatih Terim'in yardımcısı olarak gelmiştim diyor. Yani beni yönetim çağırmadı, ben yönetimle görüşmeye gelmedim diyor. Demek ki Fatih Terim aslında Selçuk Hoca'yla Necati Hoca'nın performansının yanına Riera'yı eklemek istemiş. Ama Riera geldiğinde de büyük bir sürprizle karşılaştı. Fatih Hoca kendisini yardımcısı olarak çağırmış, yönetim çağırmamış. Bunu da bir not olarak ekleyelim. Şimdi gelelim Rumen basınının iddiasına. Ondan biraz bahsedelim. Rumen basını diyor ki Morutsan Steaua Bükreş'e geri dönüyor diyor. Yani böyle bir şey. 1,5 yıl bir imkan olursa 6 ay alacaklar. Yani eğer Galatasaray mutsuzsa 1,5 yıllık bir kiralama istiyor. Steaua Bükreş kulübü. Steaua Bükreş diyelim. Öyle söylüyoruz. Eskiden Steaua Bükreş diyorduk ama doğrusu Steaua Bükreş olduğunu bir kez daha söyleyelim. 6 ay ya da 1,5 yıllık kiralama. Tabii ki bu nokta net değil. Neden net değil? Bu Rumen basının iddiası. Özellikle söylememiz gereken bir nokta var. Özgürlük vereceğim oyunculara dediği bir ortamda Dominic Torrent mutlaka Morutsan'ı öncelikle görmek, değerlendirmek isteyecektir. Ama böyle bir gerçek olduğunu da sizlerle paylaşalım istedim. Geldik iki tane oyuncu. Özellikle o iki oyuncudan bahsedelim. Bir tanesi gerçekten büyük kabus oldu onun için. Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılması. Çünkü artık transfer bitti noktasına gelmişti. Hatta Galatasaray oyuncuyu almak üzere de Galatasaray yöneticileri buradan kalkıp Portekiz'e gideceklerdi. Gedson Fernandes transferi çıkmaza girdi. 4 maçta 107 dakika oynamıştı. Bu transfer askıya alındı. Onu özellikle söyleyelim. Ama bir transfer var, o askıya alınmadı. Ola Solbakken transferi. İtalyan basını da artık net bir şekilde onlar da istiyordu. Galatasaray'a yazıyorlar oyuncuyu. Bu nokta şu ana kadar gelen nokta. Ama Torrent şöyle bir şey yapabilir. Ben Manchester City'den bazı isimleri getireceğim, kiralık olarak da getireceğim diyebilir. Belki de Galatasaray'ın en büyük beklentisi de Torrent'ten bu ya da Burak Elmas'ın en büyük beklentisi bu. Genel olarak transferle ilgili bilgileri de sizlerle paylaşmaya çalıştım. Ola Solbakken konusundaki kararlılık devam ediyor. Bu arada Gedson Fernandes transferi askıya alındı. Artık o öyle bir şey söz konusu değil. Riera'nın gelişiyle ilgili bilgileri de aktardık. Dominic Torrent'in oyun felsefesi ve oyunculara yaklaşımı konusundaki bilgileri de sizlere aktardıktan sonra videomuza son veriyoruz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.